Gaziantep'te 80 bin kişinin istihdam edildiği 1200 ayakkabı ve 400 terlik atölyesi 45 ülkeye ihracat yaparak şehre katma değer sağlıyor. Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle birçok Avrupa ülkesi ayakkabı ihtiyacını Gaziantep'li üreticilerden karşılamaya başladı. Adım Mehmet Emin İnce, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanıyım. Gaziantep ayakkabı sektöründe İstanbul'dan sonra Anadolu'nun en büyük ikinci ayakkabı üreticisi. En büyük ikinci ayakkabı imalatına, atölyesine sahip şehir ve Türkiye'nin en büyük ikinci fuarına ev sahipliği yapıyoruz. Bunu da ihracatla güzel bir şekilde süslemiş durumdayız. İlk defa Afrika pazarına 25 firmamız direkt mal sattı. Bu bizi çok sevindirdi. 16 firmamız Afrika'da şu an kendi yatırımlarını başlattı. Hedefimiz Avrupa'da kalıcı olmak, Amerika pazarında kendimize iyi bir yer bulmak. Şu an %14 Türkiye ihracatının üzerine 5 yıl içerisinde %27'yi de çıkarak kendi rekorumuzu son 20 yılda kırdık. Fakat depremden sonra malumunuz tüm sektörlerde ve Türkiye'de bir durma söz konusu oldu. Fakat şu an görmüş olduğunuz gibi Gaziantep'te çarklar çalışıyor. Her türlü olumsuzluğa rağmen üretmeye devam ediyoruz. Ve Gaziantep'li imalatçılar genç, heyecanlı ve en önemlisi su gibiler, bir yol bulup kendilerine bir kapı açıp orada Gaziantep'i en güzel şekilde ürettikleri ürünleri o sahada, o alanda bir pazar yaratarak hem Türkiye'ye katma değer sağlıyorlar, hem Türkiye'de cari fazla veren birkaç sektörden bir tanesi olan ayakkabı sektöründe de büyümeye devam ediyoruz. İthalatın önüne geçme noktasında bizim Ticaret Bakanımızdan özellikle talebimiz, hükümet kanalından özellikle beklentimiz, gümrük fonlarının yeniden rakamlarının güncel değerlere getirilmesi, ithalatın önlenmesi ve ihracatın ve istihdamın durmaması için çok fazla ayakkabı ihtisas gümrüklerinin açılmaması ve fonların arttırılması bu heyecanı, bu coşkuyu daha uzun yıllar bizim sağlamamıza sebep olacaktır. Gaziantep olarak 1200 ayakkabı imalatçısı, 400 terlik imalatçısı, 80 bin çalışanla yaklaşık 45 ülkeye ayakkabı terlik ihracatını gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Amerika bizim en büyük pazarımız olacak. Afrika bizim en büyük pazarımız olacak. Avrupa'da iyiyiz ve bu iyiliğimizi de korumak zorundayız.
Son günlerde İngiltere ve Ukrayna pazarlarında büyük bir çıkış yaşadık. Portekiz bizi zorlasa da, Arnavutluk bizi zorlasa da Avrupa ve Rusya pazarında iyi olacağız. Çünkü bizim şansımız şu oldu. Allah böyle bir felaket bir daha vermesin. Pandemi bize büyük bir fırsat açtı. Çin'in kapanması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, Avrupa'da alıcıların tamamen Türkiye'ye dönmesi, Rusya'daki imalatçıların Türkiye'de partner araması elimizi çok güçlendirdi. Biz şimdi olarak devletin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanıyoruz. Kalkınma Ajansımızdan, COSGAP'ten ve YİKOP'tan almış olduğumuz desteklerle burada ilk önce kurumsallaşmayı, bu bilinci aşılamayı, arkasından da kapasite artırımına gitmeyi hedefliyoruz. Bunda da başarılı olma yolunda ilerlemekteyiz.